Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Üç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi ne vaat ediyor konuşacağız. Profesör Doktor Emel Davutçu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru. Merkez Bankası'na atanan bu üç isim Boğaziçi Üniversitesi mezunu, ilk etapta yapılan yorum liyakatli atamalar olduğu yönünde oldu. Merkez Bankası'ndaki bu atamalar ne anlama geliyor? Şimdi Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Gaye Erkan'la yeni bir dönem başladı Türkiye'de. Ekonomi yönetiminde rasyonel politikalar tercihini ortaya koyan bir dönem. Sadece bir bakan ve bir Merkez Bankası Başkanı değişmişti. Ekonomi yönetimindeki diğer kadrolarda bir değişiklik yoktu. Alt kadrolarda değişiklik yoktu. Dün itibariyle bu alt kadrolarında değişeceği izlenimine uyandık. Merkez Bankası'nın en önemli kadroları değişti. Üç başkan yardımcısı görevden alındı. Son iki yıldaki ekonomi yönetiminden veya Merkez Bankası yönetiminden sorumlu olan başkan yardımcıları görevden alındılar. Üç tane yeni başkan yardımcısı atandı. Bir tanesini kişisel olarak tanıyorum, Sayın Cevdet Akçay'ı. Türkiye'de Merkez Bankacılığı dendiğinde ilk akla gelenlerden veya Merkez Bankacılığını bilen en iyi 10 kişi kimdir deseniz 10 kişiye girecek birisi Sayın Cevdet Akçay. Gayet liyakatlı ve deneyimli. Uzun yıllar Merkez Bankası kararlarını yorumlamış. Merkez Bankası kararları konusunda analizler yapmış, görüşler bildirmiş bir arkadaşımız. Diğer iki atanan başkan yardımcısının kişisel olarak tanımamakla birlikte CV'lerine baktığımızda gayet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yakışır vaziyette bir CV'leri var. O nedenle ümit verici gelişmeler. Ekonomi yönetiminde özellikle rasyonel ekonomi tercihlerini yönlendirecek kişilerin deneyimleri, liyakatları oldukça önemli. Pozitif olarak ekonomiye de yansıyacağını düşünüyorum. Son yıllarda Merkez Bankası en olması gereken özelliklerinden öngörülebilirliği ve bağımsızlığı yitirmişti. Bu özellikler geri kazanılacak mı bu atamalarla? Şimdi öngörülebilirlik tabii ki Merkez Bankası'nın yönetiminin elinde. Ki daha önceki sunumlara, son iki yıldaki sunumlara baktığımızda dünkü sunumla son iki yıllardaki sunumlar arasında dağlar kadar fark var. Öngörülebilirliği Merkez Bankası yönetimi ve Merkez Bankası üst düzeyi ve araştırmacıları, ekibi, çalışanları sağlayabilirler. Ben öngörülebilirliği sağlayacaklarını düşünüyorum ama diğer bağımsızlık konusu onların elinde olan bir olay değil. Bağımsızlık konusu hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tercihi. Sayın Cumhurbaşkanı veya hükümet yönetimi vazgeçmediği sürece bağımsızlık kavramını benimsemediği sürece bağımsız olabileceğini düşünemiyorum. Şu ana kadarki gelişmeler biraz bağımsızlık konusunda zorlanacağını ve endişelerin olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı hala ekonomi yönetiminin önemli etkin oyuncularından birisi. Evet, tabii daha önce işte söz dinlemedi adam. Görevden aldık gibi çıkışı olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Haliyle daha önceki görevden almalara baktığımızda şimdi sormadan edemiyoruz. Acaba Sayın Erkan ne kadar görevde kalacak ya da başkan yardımcıları ne kadar görevde kalacak? Haliyle bu da şüphe uyandırıyor. Neler dersiniz bu konuyla ilgili? Duyamadım sesiniz kısıldı. Sayın Babuşçu, geliyor mu sesim şimdi? Şu an geliyor, evet. Şimdi daha önceki görevden almalara baktığımızda örneğin Murat Bey görevden aldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan söz dinlememişti adam demişti. Haliyle bu bağımsızlık konusunda da kafalarımız karışıyor. Acaba diyoruz Gaye Hanım ne kadar görevde kalacak? Tabii net bir şey söylemek, yarın ayrılacak veya hatta 5 sene kalacak demek çok zor. Sayın Cumhurbaşkanı biliyor ne kadar kalacağını. Ama her an ayrılma riski var. Daha önce gayet de başarılı olan Naci Abal deneyim var ortada. Hatta Lütfü Elvan deneyim var bakan olarak. Sayın Lütfü Elvan veya Sayın Naci Abal'ın suçu neydi? Bugünkü Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaları uygulayan bir düşünceye, zihniyete sahipti bu ekip. Naci Abal da bir gecede gitti. Lütfü Elvan da bir gecede gitti. Gitmeyecek diye bir şey söyleyemem ama gidecek diye de bir şey söylemek doğru değil. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Peki şimdi son zamanlarda alınan kararlara baktığımızda faiz yükseltiliyor.
Erdoğan faiz sebep enflasyon neticedir iddiasından vaz mı geçti Sayın Babuşçu? Eğer öyleyse bu deney Türkiye'ye ne kaybettirdi? Telafisi mümkün mü? Son iki yıldır uygulanan faiz neden enflasyon sonuç politikaları Türkiye ekonomisini çok ciddi geriye götürdü. Diğer göstergeler açısından analiz etmek çok anlamlı değil şu an ama en önemli gösterge enflasyon açısından baktığımızda Türkiye ekonomisi ciddi boyutta bir enflasyonist bir ortamda iki yıldır faaliyet gösteriyor. Şöyle bir baktığımızda enflasyonla mücadele ediliyormuş gibi görülüp edilmedi enflasyonla mücadele. Mış gibi, enflasyonla mücadele ediliyormuş gibi, mış gibi yapıldı. 2021 yılı enflasyonu 36 Türkiye'de. 2022 yılı enflasyonu %64. 2023 yılı Merkez Bankası'nın tahmini %58. Ki gerçekçi bir tahmin, gerçekçi tahmine yakın bir tahmin. Benim tahminim %70'ler civarında bir enflasyon olacak. Ona yakın bir tahmin. Şimdi geçen yıl %64 ise bu sene %58 ile 70 arasında bir enflasyon ortaya çıkacaksa enflasyonla mücadele diye bir şey yok ülkede. Enflasyonla hala enflasyonla mücadelenin çok ciddi yerel seçimlere kadar yapılabileceğini düşünmüyorum ben. Bu da Cumhurbaşkanı'nın isteği doğrultusunda. Cumhurbaşkanı'nın isteği doğrultusunda yerel seçimlere kadar geçiş dönemi, yumuşak bir geçiş. Esas enflasyonla mücadelenin 2024 Nisan ayında başlayacağını tahmin ediyorum. Acele çete o zaman ortaya konulacak. O nedenle enflasyonist politikalar devam edecek. Ben hatta biraz önce Twitter'da bir şey yazdım. Sayın Erkan'ın enflasyon raporundan çıkardığım özet, tek cümleyle özetlederseniz şudur. Enflasyon ile birlikte yaşamaya alışalım. İki yıl daha yüksek enflasyon ortamında yaşayacağız. Sayın Erkan kendisi de söyledi. 2025 sonundan itibaren vatandaşa refah ulaşmış olacak dedi. 2025'in sonuna kadar vatandaş enflasyonun altında, hayat pahalılığının altında ezilmeye devam edecek. Görünen tablo bu. Peki, çok teşekkür ederiz katılmanız için. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Profesör Doktor Şenol Babuşçu yayın konuğumuzdu sevgili seyirciler. Merkez Bankası atamalarını konuştuk. Noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.